Bir tepkime için mekanizma oluşturmayı denediğinizde, tepkimeye neyle başladığınız ve sonunda elinizde ne olacağı üzerine kafa yormak ve neyin farklı olduğunu düşünmek gerekir. Elimizde ne var bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakalım. 2 numaralı karbonda bir metil grubumuz var. Bu bir penten ve 2 ve 3 numaralı karbonlar arasındaki çift bağı görüyorsunuz. O zaman bunun adı 2 metil pent 2N. Tepkimeye bununla başlıyoruz. Asidik bir ortamdayız. Burada hidronyum tarafından katalize edilecek olan şey var. Sonuçta da ürün olarak bunu elde ediyoruz. Peki, ürünümüz başladığımız yapıdan hangi açılardan farklı? Çift bağ artık yok. 3 numaralı karbon bu hidrojeni kazandı ve 2 numaralı karbonsa bir hidroksil grubu kazandı. Şöyle düşünebiliriz. Asidin varlığında yani asit katalizli bir tepkimede 2 hidrojen ve 1 oksijen kazandık. Bunlar su molekülü yapmak için kullanılabilir, değil mi? İşte bu yüzden buna asit katalizli su katılması deniyor. Burada katılması, eklenmesi anlamında. Su molekülü şu anda bir arada değil, yani ortada su yok. Fakat su molekülü oluşumu için gerekli olan hidrojen ve hidroksil var. Hidronyumun varlığında bu nasıl gerçekleşiyor bir düşünelim. Molekülü buraya yeniden çizelim. Kopyalayıp yapıştıralım. Evet. Bunda tek bağ var. Yani tam olarak aynısı olmamış. O zaman buraya çift bağ çizelim. İşte oldu. Şimdi biraz hidronyum ekleyelim. Burada oksijen var ve iki hidrojene bağlı. Oksijenin iki ortaklanmamış elektron çifti var ve bu tabii ki bir su molekülü. Fakat hidronyum söz konusu olduğunda oksijen bu çiftlerden birini bir hidrojen protonuyla paylaşır ve bütün molekül pozitif olur. Çünkü hidrojen protonu pozitiftir. İşte oldu. Artık pozitif yükü var. Bu yapı gayet reaktif olabilir çünkü oksijenin çok elektronegatif olduğunu biliyoruz. Yani elektronlarını korumak ister. Oksijenin bu bağ üzerindeki elektronlarını geri almasının bir yolu olsaydı nasıl olurdu? İşte şuradaki iki elektrondan bahsediyorum. Şimdi de bu iki karbonu düşünelim. Mesela bu çift bağ üzerindeki elektronlardan bazıları hidrojen protonunu kapmak için kullanılsaydı ve oksijen de kendi elektronlarını geri alsaydı nasıl olurdu? Gayet mantıklı. Peki bu karbonlardan hangisi bunu yapabilir diye sorabilirsiniz. Bu karbonlardan hangisinin bu işi yapacağını düşünmek için Markovnikov kuralına dönmemiz gerekiyor. Markovnikov kuralı bize diyor ki elimizde böyle bir alken tepkimesi varsa daha fazla hidrojene bağlı olan karbonun daha fazla hidrojen kazanma ihtimali vardır. Daha fazla fonksiyonel gruba bağlı olan karbonun da daha fazla fonksiyonel grup kazanma ihtimali vardır. Başka bir şekilde şöyle de düşünebiliriz. Karbonların sıralaması nasıl? Çünkü bir karbonun sıralaması ne kadar yüksekse bir tür katyon oluşturduğu zaman o kadar kararlı olur. Burada 2 numaralı karbona bakacak olursanız daire içine alayım. 2 numaralı karbon 1, 2 ve 3 karbona bağlı. Yani bu bir tersiyer karbon. Çift bağın öteki tarafındaki karbonsa yalnızca 1, 2 karbona bağlı. Yani bu da sekonder karbon. O halde tersiyer karbon bir karbokatyon olarak daha kararlı olacaktır. Yükünü biraz daha yaydığını düşünebilirsiniz. O yüzden bu bağlardan birinde elektronları kaybetmesi daha olasıdır. Karbokatyon mekanizmasına şimdi detaylıca girmiyoruz ama kısaca işleyip geçelim. Mavi ile çizelim. Bu bağı oluşturan iki elektronu alalım. Bunlar artık hidrojenle bir bağ oluşturuyorlar. O zaman artık oksijen bu iki elektronu geri alabilir. Peki sonuç ne olur? Dengede çizelim. Bu arada unutmayın bunların hepsi yapıların birbiriyle nasıl karşılaştığına bağlı olarak ileri geri tekrarlanır durur. Bunu tekrar kopyalayıp yapıştıralım. Fark ettiyseniz bunu esas yapı olarak kullanıyoruz ve ne eklememiz gerekirse ekliyoruz. Evet, bu gerçekleştikten sonra elimizde bu 3 numaralı karbon var. 3 numaralı karbon bu hidrojenle şu şekilde bir bağ oluşturuyor. Bu 2 numaralı karbon bir elektron kaybetmişti ve artık bu bağı paylaşmıyor. Artık pozitif yüke sahip olacak ve tersiyer bir karbokatyon olacak. Tersiyer çünkü bakın 1, 2 ve 3 karbona bağlı.
Bu öteki türlü yapsaydık daha az kararlı olurdu. Hidrojeni eğer bu kapsaydı bu sekonder karbokatyon olurdu ve pozitif yükü etrafına yayması daha zor olurdu. Devam edelim. Buradaki molekülümüze ne oldu? Şimdi nasıl göründüğüne bakalım. Oksijenimiz var ve iki hidrojene bağlı. Ortaklanmamış çiftlerden birine sahipti ve artık bu bağdaki elektronlar başka bir ortaklanmamış çift oluşturacaklar. Yani oksijen elektronunu geri aldı veya hidrojen protonunu verdi diye düşünebilirsiniz. Şu anda bu molekül nötr bir su molekülü. Burada yükün korunduğunu görüyoruz. Bu pozitif yüklüydü. Şimdi ise ilk molekülümüz pozitif yüklü. Burada güzel olan şey son ürünümüze yaklaşıyor olmamız. En azından 3 numaralı karbonumuzda artık bu hidrojen var. Şimdi buraya nasıl bir hidroksil grubu ekleyebileceğimizi düşünmemiz lazım. Elimizde bir sürü var ve bu su molekülünü kullanabiliriz. Fakat tam olarak aynı su molekülü olup olmama ihtimalini bilmiyoruz. Ama bir sürü su molekülü var. Çünkü sulu bir çözeltideyiz. O zaman buraya bir su molekülü daha çizeyim. Nasılsa hepsi eşdeğer. Su polar bir molekül olduğu için oksijen tarafında kısmi negatiftir. Çünkü oksijen elektron toplamayı sever. Hidrojen tarafında ise kısmi pozitiftir. Çünkü hidrojenler elektronları vermeyi sever. Eğer bu iki yapı doğru şekilde karşılaşırlarsa oksijen tarafının bu tersiyer karbokatyona doğru bir çekim oluşturacağını düşünebilirsiniz. Böylelikle arada bir bağ oluşabilir. Buradaki elektronların 2 numaralı karbonla bir bağ oluşturduğunu düşünelim. Sonuç ne olacaktır? Biraz aşağı inelim. İlk molekülümüzü kopyalayıp yapıştıralım. İşte oldu. Sonuçta ne elde ederiz? İnceliyoruz. Burada bir hidrojen var. Bir de su molekülü var. Yani iki hidrojene bağlı oksijen var. Tepkimede olmayan bir ortaklanmamış çift var. Ama bunun yanında tepkimeye giren bir ortaklanmamış çift var. Şimdi bunlar bir bağ oluştururlar. Turuncu rengi kullanalım. İşte bağımız bu. Son ürünümüze çok yaklaştık. 3 numaralı karbon üzerinde bir hidrojenimiz var. 2 numaralı karbon üzerinde ise istediğimizden fazlası var. Yalnızca hidroksil grubu istemiştik ama şimdi elimizde koskoca bir su molekülü var ve karbona bağlı. Şimdi bu hidrojenlerden birinin alınması lazım. Bunu da bir başka su molekülüyle yapabiliriz. Bunu çizelim. Bir başka su molekülü daha çizelim ama farklı olması için değişik bir renk kullanalım. Moleküler ölçekte baktığımızda suyun ne renk olduğunu görmek zor tabii, değil mi? İşte oldu. Son ürüne yaklaşmak üzereyiz. Bir su molekülümüz daha var ve diyelim ki buradaki elektronlar bu hidrojen protonuyla bir bağ oluşturuyor. Ardından bu bağdaki elektronlarsa bu oksijen üzerinde bir ortaklanmamış elektron çifti oluşturabilirler. Peki bunun sonucunda elimizde ne kalır? Şu anda gerçekten son düzlükteyiz. Denge işaretini koyalım ve 5 karbonumuzu çizelim. H3C karbon, karbon, CH2, CH3, 1 CH3 daha. Bu arada CH3 diyorum ama soldan okuyunca H3C olarak görüyoruz. Ama ben karbonların karbonlara bağlı olduğu görünsün diye bu şekilde yazdım. İlk hidrojen burada. Mekanizmanın bir parçası olarak eklediğimiz de burada. Hidroksil grubuyla bir turuncu bağımız var. Eskiden tek bir ortaklanmamış çift vardı. Fakat bu bağ üzerindeki iki elektronu da alarak bir başka ortaklanmamış çift daha oluşturduk. Pembeyle gösteriyorum. Bu su molekülü artık bir hidronyum molekülü. Onu da çizelim. Oksijen, hidrojen, hidrojen var. Tepkimede olmayan bir ortaklanmamış çift vardı ama hidrojen protonuyla tepkimeye giren ve mavi ile çizdiğimiz bir ortaklanmamış çift daha var. İşte burada. Artık elektronları hidrojenle paylaşıldığı için burası pozitif yüklü olacak. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Son adımda pozitif yükü çizmeyi unutmuşum. Yükümüzün korunduğundan her zaman emin olmalıyız. Hidronyumda pozitif yükle başladık. Ardından ikinci karbonun üzerindeki tersiyer karbonda pozitif yük vardı. Şimdi ise pozitif yükümüz yine burada. Çünkü önceden su molekülü nötrdü. Şimdi ise oksijen elektronlarını kendine saklamak yerine paylaşıyor.
Bunu elektron vermek olarak düşünebilirsiniz. O zaman şimdi pozitif hale gelecek. Ardından pozitif yük hidronyum olduğunda bu diğer su molekülüne geçecek. Bu şekilde bitirmiş olduk. Bir hidroksil grubu ekledik ve hidrojeni bununla birleştirdik. Böylece bir su molekülü ortaya çıktı. Bu sebeple buna su katılması diyoruz ve tepkime asitle katalize edilmişti. Yani bu bir asit katalizli su katılması işlemidir.